Mesela Afyon'da var, Çanakkale'de var, Uşak'ta var. Bu tür şeyler yani bir nevi halkı veya yetkilileri bu kanundaki açıktan, ÇED yönetmenliğinin açığından yararlanmak olarak nitelendirebiliriz. Şöyle alanı küçülterek ÇED'e gerek olmamasını sağlanıyor. Bu da bir nevi bazı formatlardan kaçmak anlamını taşıyor. Neymiş o formatlar? ÇED gerekli olduğu zaman diyelim orman, DSİ, Tarım Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Eski, bu tür yerlerin hepsinden görüş alınmak mecburiyetinde. Durum öyle olunca da süreç uzuyor. Bir ÇED raporunun hazırlanması 6 ay gibi uzun bir süre alıyor. Bunun şeyinde de diğer firmalardan görüşler alınıp oluşturuluyor. Bu da tabii süreci uzatmış oluyor. İşte bazı firmalar Sercek'teki Koza Altın yaptığı gibi küçük bir alanda 22 hektarlık alanda çalışacağını beyan edip ÇED gerekli değildir, karar alınıyor. Biz Eskişehir Çevre Derneği olarak buna ÇED gereklidir kararı alınması için dava açılmış olacak. Bunun takipçisi her zaman olacağız. Bu şey Sarıca Kaya'yı ve Eskişehir'i çok büyük tehlike altına alacaktır. Şöyle diyeyim, daha önceki Alpogut ve Atalan'da yapılan çalışmalarda tabii orada yapılan çalışmalar Sarıcakaya'yı da etkileyecekti. O nedenle Sarıcakaya'daki valilik demeyeyim de oradaki yerel kişiler ve belediye ile görüşüldü ama belediye pek buna sıcak bakmıyor. İşte istihdam olacak gibi şeylerle pek ona karşı çıkmadığını gözlemlemiş olduk. Ama yöre halkı bu konuda ilk başta şeyken, bilgisizken karşı yani olursa olsun gibi yaklaşırken olayı öğrendikçe oradaki tarımın, narenciyenin hepsinin biteceğini öğrendikleri zaman buna yöre halkının %80'i 90'ı karşı çıkıyor diyebiliriz. Bu nedenle de direkt Sarıcakaya'daki şeyler değil, o böyle yöredeki insanlarla görüşüldü. Tabii buradaki insanlar da geçimini oradaki Porsuk Çayı'nın kenarında olduğundan dolayı da narenciye ve ılıman iklim özelliği taşıyor. O nedenle de süreçte bazen bir sezonda 4-5 ürün alabiliyorlar. O da onların tabii gelirlerin artmasını sağlıyor. O nedenle de orada yapılacak bir maden araması çalışması onların bu maden bu gelirlerinden yoksun olmasını getirecektir.